dünyasında değil, Her üniversitelerde de, alanda. evde de bu konu Tabii. üzerinde konuşmamız lazım. Çünkü bence çok önemli ve sırf Türkiye'de değil, yurt dışında da bu aynı konu. Aslında genel geçer bir şey değil ama tabii bu denetlenmek, ölçülmek her zaman hepimizin çok alışık olmadığı bir şey. Aynen. Fakat zaman içerisinde sanıyorum daha sık karşılaşacağımız performansımızın, yaptığımız işlerin, niye yaptıklarımızı gerekçelendireceğiz. Böyle özetlesem sanki doğru olur, değil mi? Aynen öyle. Peki yeni yapılanmada son bir dakikamız var sizinle. Bana son olarak ne söyleyebilirsiniz? Yeni? Yeni yapılanmanız, yeni compliance gibi işte yeni konseptleri getirdiniz. Bunlardan mutlusunuz tabii ama ne söyleyebilirsiniz, özetlemek isterseniz? Bence compliance konusunda son bir konu daha açmak istiyorum. O da biz etik bir dernek kuruldu biliyorsunuz. Biz Siemens de burada büyük bir katkısı oldu. Türkiye'de ilk güzel bir etik Evet. derneğimiz var. Ve inanıyorum ki bundan sonra sırf yani şirketler için değil, kamu Kamu organizasyonuyla beraber de bir organizasyonları. şeyler yapabileceğiz. Türkiye'de her şey değişiyor. Muhteşem bir pazar. Ben inanıyorum ki Siemens'in portfolyosunda hakikaten Türkiye'ye çok güzel bir destek verebiliriz. En fazla hoşuma giden bir konu varsa Türkiye'de bu zamanlarda her şey yeşil. Her şey doğaya daha Evet. dikkatli davranıyoruz. İnşallah onları Çevreye. da İnşallah somut böyle devam olarak edecek. göreceğiz. Hüseyin Bey, programa katıldığınız için çok çok teşekkür Ben ediyorum. teşekkür ederim. Bu yeni sistemleri de sizinle birlikte hem izliyor hem de sonuçlarını görüyor olacağız zaten ve onları adapte etmeye çalışacağız. Çok teşekkürler. Ben teşekkür Efendim, ederim. kariyer rehberinde Siemens AŞ CEO'su Sayın Hüseyin Geliş'le birlikteydik. Biz önümüzdeki hafta farklı bir konu ve farklı bir konukla karşınızda olacağız. Hoşça kalın.